Arkadaşlar selamlar. Merkezi Çalışmalar KR Akademi yayınlarının Şöhretler Karması 5'li AYT genel denemesinden efsane bir polinom sorusunu sizler için çözmeye anlatmaya çalışalım. Öncesinde Nagihan hocamızın selamını alalım arkadaşlar. Kendisi çok iyi bir soru çözmüştü ve bizden iyi bir sorunun çözümünü istemişti. Ben bu sorunun çok iyi bir soru olduğunu düşünüyorum. 2022, yok 2022 nereden çıktı? Allah söyletti herhalde. 2021 AYT polinom sorusundan aşağı kalır bir yanı yok bence arkadaşlar. Biz de buradan Barış Hoca'dan çok iyi bir soru çözümü isteyelim arkadaşlar. Barış Tıran Matematik kanalının sahibi Barış Hocamızdan iyi bir sorunun çözümünü isteyelim. Şimdi soruyu okuyalım. Demiş ki bize gerçel sayılarda tanımlı ikinci dereceden bir Px polinomu için Px büyük eşittir 5 olmak üzere P1 eşittir 7 ve P0 eşittir 5 eşitlikleri veriliyor. Buna göre P2 kaçtır? Şimdi ben buna benzer yani bu mantıktaki sorulardan bayağı çözdüm arkadaşlar. P1 7, P0 5 demiş. Şimdi burada 1 ve 0'ı kök kabul edelim. Yani P1 0 olsun, P0 da 0 olsun arkadaşlar. Px polinomunun baş katsayısı hakkında bir şey söylenmemiş. O zaman biz şöyle yazarız. Px eşittir baş katsayısı da A olursa A deriz. İşte 0 kökünün gelebilmesi için x çarpanı vardır. 1 kökünün gelebilmesi için de x eksi 1 çarpanı vardır. Bakın şu an x yerine 0 yazdığım zaman 0 geliyor. X yerine 1 yazdığım zaman da 0 geliyor. Fakat ben x yerine 0 yazdığım zaman 5 gelmesini istiyorum. X yerine 1 yazdığım zaman da 7 gelmesini istiyorum. X yerine 0 yazdığım zaman 5 gelmesi için buraya bir artı 5 ekleyelim. Şimdi x yerine 1 yazdığım zaman 7 gelmesi için x yerine 1 yazdım. Burası 0. Artı 5 de yanında vardı. O zaman artı 2x yazalım. Bakın kontrol edelim tekrardan. Şu an ikinci dereceden bir polinom yazdım. Baş katsayısını bilmiyorum. X yerine 0 yazdığım zaman 5 geliyor. X yerine 1 yazdığım zaman da 7 geliyor. Demiş ki soruda Px büyük eşittir 5. O zaman ben bunun büyük eşittir 5 olmasını istiyorum. Şimdi dikkat edersek buradaki 5'ler gitti ve bizim elimizde şu kaldı. A çarpı x çarpı x eksi 1 artı 2x büyük eşittir 0 kaldı. X çarpı x eksi 1 x kare eksi x'tir. A'la çarparsak A çarpı x kare eksi A çarpı x artı 2x büyük eşittir 0 yazdım arkadaşlar. Burada eksi ax artı 2x x parantezini alırsak a çarpı x kare artı x parantezinde arkadaşlar 2 eksi a gelir. Büyük eşittir 0 olarak söyledik. Şimdi burada ikinci dereceden bir ifade var. A çarpı x kare artı x çarpı 2 eksi a. İkinci dereceden bir ifadenin sıfırdan büyük eşit olabilmesi için arkadaşlar deltası sıfırdan küçük eşit. A'sı da yani baş katsayısında sıfırdan büyük olmalı. Bunu biraz detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Diyelim ki bu ikinci dereceden ifadenin iki farklı kökü olsun. Yani deltası sıfırdan büyük olsun. Şimdi delta sıfırdan büyük olursa dediğimiz gibi iki tane kökü olur. Burada baş katsayı a artı mı eksi mi bilmiyorum. Hiç fark etmez. Diyelim ki a artı olsun. O zaman artı eksi artı yazarız. Bakın dikkat edin. Bu ifade x1 virgül x2 aralığında eksidir. Yani sıfırdan küçüktür. Fakat ben sıfırdan büyük eşit olmasını istiyorum. Demek ki deltası arkadaşlar sıfırdan büyük olamazmış. Şimdi deltası sıfıra eşit olsun arkadaşlar. O zaman çift katlı bir tane kökü olsun. Bu ifadenin her zaman sıfırdan büyük eşit olabilmesi için buraya artı yazmam lazım. Yani a'nın da aslında sıfırdan büyük olması gerekirmiş diyeceğiz. Şimdi deltası sıfırdan küçük olsun arkadaşlar. O zaman hiç kökü yoktur. Yine bu ifadenin sıfırdan büyük eşit olabilmesi için buraya artı yazmam lazım. Artı yazabilmem için de a'nın yine sıfırdan büyük olması gerekir. Toparlarsak ilk söylediğimize geri dönelim. Buradaki ifadenin sıfırdan büyük eşit olabilmesi için deltası sıfırdan küçük eşit olmalı. A'sı da sıfırdan büyük olmalı. Şimdi bunu yazıp işlemi yapalım arkadaşlar. Biraz uzun anlattım. Zamanınızı çaldım ama böyle daha iyi oldu bence. Şimdi buraya yazalım. Dedik ki deltası sıfırdan küçük eşit olmalı. A'sı da sıfırdan büyük olmalı. Bize verilen ifadenin deltasına bakarsak. B kare yani x'in katsayısının karesi 2 eksi a'nın karesi 4 eksi 4 a artı a karedir. Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı yani a çarpı c sabit terim 0. Bu ifadenin sıfırdan küçük eşit olmasını istiyorduk arkadaşlar. Dikkat edersek şurası sıfırlandı. Burası gitti değil mi? Burası sıfırlandıysa gitti burası arkadaşlar. Ne kaldı bizim elimizde? A kare eksi 4 a artı 4 küçük eşittir 0 kaldı. Bu da aslında a eksi 2'nin karesi küçük eşittir 0'dır. Buradan a eşittir 2 çift katlı kök olarak gelir. Şöyle yaparız. Buraya 2 yazarız. Çift katlı kökümüzü gösteririz.
A kare eksi 4 artı 4 dedik ya, burada a karenin katsayısı artı olduğu için artı artı diye devam ederiz. Fakat biz sıfırdan küçük eşit olmasını istiyorduk. Artıları alamayız. Demek ki sadece 2 alırız. 2 yazarsak 0 eşit olur. Diğer durumlarda zaten 2'nin sağında da artı, solunda da artı. Sıfırdan küçük olmuyor. O zaman a'nın alabileceği tek değer vardır ve 2'dir. Biz px polinomunda o zaman şöyle yazarız. Bakın biz px polinomuna aslında şunu söylemiştik. Nerede bizim px polinomumuz arkadaşlar? Şu. Bakın px polinomunu şunu yazdık biz. Büyük eşittir 5'i karıştırmayın. Px polinomu buydu. 5 duruyor. A yerine 2 yazarsak 2 çarpı x çarpı x eksi 1 artı 5 artı 2x bizim px polinomumuz arkadaşlar. Bu şekilde yazdık. Bize p2 sorulmuş. X yerine 2 yazarsak 2 çarpı 2 çarpı 1 artı 5 artı 2 çarpı 2'den 4 gelir. 4, 5 daha 9. Burası da 4. Toplarsak 13. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Ceyhan şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.